أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسألك ان تحيي قلوبنا بنور معرفتك ابدا. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك يا رحم الراحمين آمين. الحمد لله رب العالمين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 27. söz. İkincisi Nisa suresi 83. ayeti tefsirine devam edelim. Nisa suresi 83. ayetin hükmüne göre içtihat kapısı açıktır. Fakat oraya girmeye şu zamanda maniler var, engeller var. Bu engellerin ikincisindeyiz. Neden? Şu zamanda özel bir durum var. İçtihat meselesine girmeyelim. Çünkü ondan önce yapılması gerekenler var. Onları yapmadan içtihat meselesine girmek usul hatası olur diyor. Onlar nelerdir? Maniler nelerdir? Onlara bakıyoruz. Maniler bize esas yapılması gereken vazifeden bahsedecek. Neleri eksikse önce onu giderin, ondan sonra içtihat meselesine gelin diyecek. Mesela içtihadiyle uğraşın diyecek. İkincisi dinin zaruriyatı ki içtihat onlara giremez. Çünkü kat'i ve muayyendirler. Bu konuda içtihat olmaz. Yani ayet-i kerimede estaizu billah ve lev radduhu iler rasuli ve ulil emr ve ulil emri minhum ila ahir diyen ayette onu eğer rasulüne rasule o meseleyi rasule havale etselerdi dediği o mesele dediği zaruriyat meselesi olamaz. Yani biz Allah'a nasıl inanacağız? Allah'a inanalım mı inanmayalım mı? Ahirete inanalım mı inanmayalım mı? Bunu bir Resul'e soralım denmez. Anlaşılmıyor değil mi? Dinin zaruriyatı içtihat konusu olmaz. Çünkü onlar kat'i ve muayyendirler. Hem o zaruriyat kut ve gıda hükmündedirler. Gıda hükmündedirler. Şu zamanda terke uğruyorlar ve tezellüldedirler. Şimdi Resul'e ve ulul emre havale edilecek mesele zaruriyat olamaz. Fakat zaruriyat dinin zaruriyatı terke uğruyor ve sarsılmış. Şimdi içtihada konu olmayan bir mesele var ki onlar da dinin temeli. O temel sarsılmış. O temel tesis edilmeden o temel üzerine kurulacak olan meseleleri, içtihat meselelerini gündeme getirmek doğru olabilir. Ama temeli tesis ettikten sonra. Temeli tesis etmeden o temel üzerine kurulan meseleler üzerine tartışma yapmak, araştırma yapmak
yanlış bir yaklaşım olur, yanlış bir tavır olur. Şu zamanda terke uğruyorlar ve tezevvüldedirler. Ve bütün himmet ve gayreti onların zaruriyat olan itikadi meseleler, imanın esaslarının ikamesine ve ihyasına sarf etmek lazım gelirken, İslamiyet'in nazariyat kısmında ve selefin içtihadat-ı safiyane ve halisanesiyle bütün zamanların hadiyatına dar gelmeyen efkarlar olduğu halde onları bırakıp heves kerane yeni içtihatlar yapmak bir kerane bir hiyanettir. Neden heves kerane yeni içtihatlar yapmak? Çünkü yeni bir meseleyi ele alıyorum, ben bu konuda içtihat yapıyorum diye yeni dediği meseleyi Selef-i Salihin'in yapmış olduğu içtihada kıyasen çözümlenebilirken, kendisi ben içtihat yapacağım heyecanı, yani kendi zamanımın şartlarına, kendi peşin hükümlerine uyduracağım heyecanını taşımak demektir. Onun için heveskerane yeni iştihatlar yapmak. Samimiyetle bir konuda eğer Müslümanların, inananların ihtiyacını karşılamak için iştihat yapacağım diyor olsaydı, önce zaruriyatı, temel esasları tesis etmek için gayretini sarf ederdi. İstinbatını orada yapmaya çalışırdı, gayretini. Ondan sonra Müslümanların günlük problemlerine çözüm aramak için çalışırdı. Şimdi biz Selef-i Salihinin safiyane ve harisane içtihatlarıyla pratik hayatımızı yürütüp esas olan meseleleri, yani itikadi meseleleri şu anda terk edilen ve sarsılan itikadi meseleleri tesis etmek için çalışmamız lazım. Zaten esas prensipleri tesis etmek için çalışmazsak, o prensipler üzerine oturacak olan içtihadi meselelerin üzerinde konuşmak, prensipte anlaşmadıktan sonra zaten yersiz de usulat lazımdır. Pratikte çok önemli bir konu. İnsanların kimseyi itham edemezsin bilemeyiz ama pratikte görüyoruz ki Kur'an anlayışı, Resul anlayışı çok zayıf. Geleneğe ve taklide dayalı. En ufak bir meselede Resulullah ne yaptı konusunu tartışır. Ondan sonra da der ki ya olur mu? Hani şöyle yaptı desen olur mu der. Hani Resulullah ne yaptığını arıyordun. O kendi alıştığı, kendi gördüğü, kendisine göre hoş görünen konuda Resulullah'ın tasvibini bekliyor. Kendi karar verdi, böylesi daha iyi diye. O konuda tasvip bekliyor. Onu tasvip etmeyince bir hadis duysa veya bir davranış duysa, çünkü Resul anlayışı farklı. Vahiy anlayışı farklı. Önce akıyla bir sonuca varıyor. Ondan onun birinden şeyini bekliyor. Tasdikini bekliyor. Evet. Aklını dini anlamak için kullanmıyor. Aklını dine rehber yapıyor. Dini aklına uydurmak için çalışıyor. Önce onun aklını bir
dine uymak için, dinin prensiplerini anlamak, onu tasdik etmek için kullanmasının eğitimini yapmak lazım. Onun için zaruriyatta eğitim gerekiyor. O eğitimden geçmemiş, başka eğitimlerden geçmiş. Boşta durmuş değil. Daha çok dünyevilik eğitiminden geçmiş. Dünyayı hayatın esası kabul eden bir medeniyetin eğitiminden geçmişiz. Sonra o dünyayı hayatın gerek ferdi, gerek sosyal, içtimai hayatın bizim için esas olduğunu kabul etmişiz. Ondan sonra içtihadi meselelerde hadi benim için karar ver. Ama verilen karar dünya hayatı, dünyevi fani hayat insanın varlığında temel olamaz, esas olamaz. Ebedi ahiret hayatı var. Ona göre dünyanı tarif etmen lazım, kullanman lazım diye esas kabul etmiş olan bir prensibi, bir ilkeyi hayatına uygulamıyoruz, uygulayamıyoruz. Verilecek hüküm ters geliyor. Çünkü ahiret esastır. Ahiretin esas olduğunu anlayan bir kafayla dünyamızı yorumlamadık ki. Onun için bu devirde böyle bir insana içtihad etmek, içtihadi bir meselede karar vermek ya da bu kafaya sahip birisinin ayet ve hadislere, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashab-ı kiramın uyguladığı prensiplere bakarak uyguladıkları hayat tarzına bakarak bizim de böyle yapmamız lazım dememiz aslında usul bakımından çok hatalı, tehlikelidir. O kişiyi inkara sevk eder. Çünkü onun anladığı hikmet dünyevi, materyalist hikmet, dünyevilik hikmetidir. Hadiste ve ayette dünyevilik hikmeti olmayınca çelişecek. Ve ona göre ters yap. Bu içtihat risalesi bizim aynı zamanda hangi şartlarda bulunduğumuzu göstermesi bakımından ilginçti. Bir de şimdi gerçekten ne yapılması lazım geliyor. Ruh öğrenmek bakımından da ilginç. O yönüyle hangi şartlarda bulunduğumuzu anlamak için İçtihat Risalesi'ni okuruz. Biz de ne yapılması lazım? Vazifemizin aslında ne olması gerektiği öğretmesi bakımından da ilginç oldu. Yoksa aman İçtihat kapısı açık oraya girmeyin. Çünkü İslamiyet'i tehlikeye sokarız. Değil. Hani iyi dikkat etmek gerekiyor. Oraya girmeye mani var çünkü oraya girmek için hazır değiliz. Yani hazır olsak gir. Hazır olmamamızın nedeni bizim eksikliğimizdir. Yoksa bizim İslamiyet'i anlayamayacağımızdandır. Kur'an'ı ve hadisleri ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarını anlayamayacağımızdandır. Yani bir çocuğu, nasıl diyelim, bir kişiyi, ortaokul öğrencisini üniversitede biz derse oturttuğumuzda anlayamayacak. Hocanın dersini anlayamayacak. Onun için belki de diyecek, eğer kendinin farkında değilse, hoca yanlış söylüyor diyecek. Genellikle öyle olur yani. Eğer bunun anlattığını ben bilmiyorum derse, onu kabul ederse ayrı ama kendi kafasındakini ben biliyorum derse hocanın yanlış söylediğini zanneder. Çünkü biliyorsunuz eğitim ilerledikçe tarifler değişir. Evet. Dindeki temel yanvurgu kaçırıldığı zaman da bir sefer dini fetvalar dini haline getiriyoruz. Mesela artık herkes artık değişim fetvasıyla uğraşıyor işte. Yani dindeki mesela o temel yani itikadı yani insanlar dikkatini oraya vermiyorlar da temel itikadı yani yaşamak için. Hı. Ama devamlı işte şu
şurada nasıl fetva var? Buradan devamlı fetvaların peşine koşmamak için. Bak bütün işimizi gücümüzü bırakıyoruz böyle. Bu pratik hayatta ne yapacağım diyoruz. Ama yanlış işte, evet. Öyle olunca bu sefer hep fetvaların peşinde koşmamak. Pratik hayatta ne yapacağım derken biz samimi olduğumuzu zannediyoruz. Yani İslamiyet'in temel itikadi esaslarını kavramamış birisi genellikle hemen pratik hayata dönmek ister. Çünkü tamam dedi Müslümanım, ben şimdi ne yapmam lazım onu söyle bana de. Pratik hayatta ne yapması lazım geldiğine dair verilecek fetvalarla uğraşır. Ama o fetvaları itikadi esaslarda kendisini yetiştirmediği için pratik hayattaki verilecek şöyle yap şöyle yapları da tam anlayamaz. Onu kendine uydurmaya çalışır genellikle. Ama din altında da yapabilir onu bu sefer. İfrata giderek din altında da yapabilir. Çünkü bir mesele var. Zaruriyatı kabul etmek, zaruriyata girme konusunda çok önemli bir mesele var. İtikadi meseleleri anlama ve tasdik etmede. Ya anlayarak tasdik ederiz ya taklit ederiz. Taklit etmemiz inkar edemememizden kaynaklanır. İtikadi meseleleri. Yani Allah'ın varlığını inkar edemediğimizden, ahiretin varlığını inkar edemediğimizden, etmeye çalıştık edemedik değil. Çok fıtri olduğu için. Tamam, yok diyemezsin. Yani ebedi hayat yok canım diyemezsin. Olması lazım gibi geliyor. O zaman tasdik ettiğini zannediyorsun. Tasdik ettiğinin zannıyla hemen tamam ben bunları kabul ettim şimdi uygulamaya geçeceğim diyorsun. Halbuki kafamız, düşünce tarzımız Allah'ın varlığına, vahyin varlığına, melaikenin varlığına, rasullerin varlığına, ahiretin varlığına göre dünyayı algılayan bir düşünce tarzı değil. Yani eğitimimizi, itikadi eğitimimizi almadığımız için kalıplarımız, şablonlarımız farklı. Fakat inkar etmediğimiz için o eğitimi aldık zannediyoruz. Tamamladık, o eğitimi tamamladık zannediyoruz. O zamandan sonra hadi şimdi beni pratikte ne yapacağımı söyle diyoruz. Pratikte kendisine bir şey yapılacağı söylenildiği zaman ya taklitle ona tabi oluyor, dengelerini tutamaz. Ya aşırı bir şekilde müfritane bu şöyleymiş, bu böyleymiş, bu sünnetmiş, bu bilmem neymiş diye taklit yapar, kukla gibi olur. Herkes yani tam hazmedemediği için, anlatamıyorum, örnek görmek lazım. Hazmedemediği için kukla gibi olur. Ya olmaz böyle şeyler, inkar eder. Pratiği inkar eder. İfrattan tefritten ifrata gider. Vasatta kalamaz. Yani vasatta kalmak mümkün mü? Hayır. Tahkiki iman eğitimi almamış birisi mesaili içtihadiyede kendisine anlatılan ya da mesaili içtihadiyi anlamaya çalışan çabalarında gerek kendisi istinbat edecek olsun, gerekse istinbat edilen bir hüküm kendisine ulaştırılsın, vasatta duramaz. Çünkü onun hakkaniyetini anlayabilecek eğitimden geçmedi. Tahkiki iman dersinin eğitiminden geçmeyen bir kimsenin içtihadi meselelere karşı tavrı pratikte bakın ya müfritane kuralcı olur, dini kurallara indirger ya da kuralların bu zamana uymadığını söyleyerek inkar eder. Ne der? Ama olmuyor der ya. Acaba yani bu din, evet Allah var falan, peygamber iyi insan diye duyarız ama acaba o kendi zamanında mı iyiydi ki bu zamanda pek benim rehberim olamıyor der. Çünkü eğitimini tamamlamadı. Her halükarda ya içtihat yapmaya kalsın ya da yapılan bir içtihat kendisine ulaştırılsın. Her halükarda dengeyi koruyamaz.
Ben çok inanmıyorum diyen kimse, bu sefer dini kurallar bütünü haline getir. Yani pratikte yapılacak işlerin ne olduğunu askerlik haline getirir. İmanın itminamıyla yaşanan bir hayat değil. Bunlar önemli konular. Bunların detaylı bir şekilde anlaşılması lazım. Neden? Yani şimdi biz meselemiz olursa bu meselemizde bir problem. Ne yapacağız şimdi kardeşim? Böyle bir pratik bir durum var. Ne yapacağız bunu dediğimizde? Bunu şimdi biz şöyle Kur'an'a, Resulullah'a havale ederek o ne derse onu yapma için bir çabaya girmeyecek miyiz? Ne kadar makul görünüyor. Değil mi? Böyle bir çaba, bir araştırma yapılmayacak mı? Bu işin uzmanları yapmayacak mı? Sahib-i Zübayet'in tefsirinde diyor ki yapacak ne adamın var ne de yapıldığı zaman onu vasatta tutup uygulayacak ümmetin var diyor. Dikkat et, temelde bir şeyler yok diyor. Temeli halletmediniz diyor. Bence ilginç şeyler söylüyor. Çok güzel tespitler yapıyor. Kendimize de baktığımızda, toplumun çevremize şöyle bir baktığımızda bunu görürüz. Şimdi çok dindar gibi görünüyor. Uygulamaya bakınca çok dindar gibi görünüyor. Buna diyoruz ki kuralcı. Dini kurallara indirgemeyin. Derler ya. Bakıyor ki koşulu kurallara sabit kalmış gibi görünüyor. Evet. Çok müteassıpkârâne kuralları savununca insanlar, çevredeki insanlar onun nedenlerini kendisi de anlayıp da ona göre zaruriyatın kıstaslarına göre uygulamadığı için dinden soğutuyor insanları. Anlamadığı için mutasip oluyor. Mutasip aslında bilgisinden geliyor mutasip. İtikadi esaslarda eğitim çok almamasından geliyor. Evet. Onun için İslamiyet'i Allah'ın dininin hakkını verip temsil edemiyor. Hakkıyla temsil edemiyor. Biz de çok dikkat edeceğiz buna. Yani İslamiyet'te kurallar yok mu? Dinde kurallar yok mu? Var. Ama zaruriyatı hazmetmemiş bir anlayış dinde kuralları uygulamaya kalkarsa kukla olur. O zaman dinin hukukuna tecavüz eder. Uygulasın fakat ısrar etmesin, öncelikle zaruriyatın eğitimine girmesi lazım. İtikadi meselelerin eğitimini yapmadan İhtihadi meseleye girmeyecek. Şu anda itikadi meselelerin eğitiminde büyük bir terk var. O eğitim sarsıntıya uğramış. Onun için içtihadi meselelerde konsantre olmak, dini içtihadi meseleler alanına indirgemek, dinin hukukuna tecavüzdür. Bunu anlamak çok önemli bir konu. Bir ihmal, temeli ihmal etmek çok pahalıya mal oluyor. Aslında düşündüğü zaman da bu yani uygulamada da mesela çok fazla şey yok yani namaz kılmak yani belli başlı 3-5 tane şey var. Ama yani bütün insan yapması gereken onları yapsa öbür tarafta o itikadi yönünü geliştirmek için uğraşsa yani aynı anda zaten şey olsa problem olmuyor ama o diğer şeyler aslında o ihtiyaç olarak görüyor bazı şeyleri. Evet. İhtiyaç olarak gördüğü için bu sefer başlıyor fetva aramaya. Onu yapmak istiyor. Yapmak istediği için birinin izni aramaya başlıyor. Bir arkadaş biz prensip olarak yok. Bu zaten geliyorlar da bu gibi. Kendimler prensibini böyle gelip oturuyorlar. Orada yeri var. Bayanlar, özel makam. Gerçekten de nasıl geldik bugün bayan gelmedi. Bu konu çok önemli. Sanki süslü. Aleykümselam. Sanki senin dediğin konu da güzeldi. İstersen tekrar et. Hatırlat da. Şey diyorsun yani yapılması gereken uygulamanda da mesela çok az şey var. Yani mesela işte namaz kılmak, oruç tutmak gibi. Yani
çok yani çok fazla yok yani. Yani şey olarak yani insan üzerinde bir şey vasıf olarak yani. Mesela onun haricinde mesela işte yanında itikadi yönünü geliştirmek için uğraşsa işler çözülüyor. Ama öbür insan ihtiyaç olarak görüyor. Şimdi dünya hayatına iyice daldığı zaman itikadi yönünü itikadi yönü üzerine durmadığı zaman bu sefer ihtiyaçlar artıyor. Dünyevi yani kendi nazarında ihtiyaç olarak gördüğü şeylerin sayısı artıyor. Onları bu sefer gidermeye çalışıyor. Gidermek için bu sefer fetvaların peşine koşmaya çalışıyor. Dini itikadi esasların tahkikinden soyutladığı zaman tamam ben bu meseleyi bitirdim dedi. Halbuki eğitimini almadı. O anlayışı kendine yerleştirmedi. Aklına kalbine yerleştirmeyince dediğiniz gibi pratik hayatta hassaslaşmaya başlıyor. O hassaslaşınca her yaptığı işte mutlaka bir içtihat aramaya başlıyor. Selefi Salih'in içtihadı ona yetmiyor diyor burada. Çünkü şurada ilginç bir şey söyledi. Selefi Salih'in İslamiyet'in nazariyat kısmında ve Selef'in içtihadatı 27. söz. 27. sözün ikincisi. Selefi Salihinin pardon şu kelime ikincisinin ikinci bölümünde ilginç. İslamiyet'in nazariyat kısmında bir. Burası bir. Nazariyat kısmında. Pratikte ve Selef'in içtihadat-ı safiyane ve halisanesiyle bütün zamanların hacatına dar gelmeyen efkarlar olduğu halde anlamıyor onu. Selefi Salihinin içtihadının bütün zamanların ihtiyacına kafi geldiğini, gelebilecek özelliğe sahip olduğunu anlamıyor. Neden anlamıyor? Çünkü temel esasları kavramamış. Zaruriyatı kavramamış. Yani aklını, fikrini, hissiyatını, itikadi esasları gerekleriyle, itikadiyatın gereğiyle terbiye etse, yani matematik genel kurallarını bilen birisi, çok iyi anlayan birisi, belli bir formülü çok iyi hazmetmiş olan birisi, hoca bir problemi çözerken bir yön seçtiğinde onu niye böyle yaptığını bilir, hemen anlar. Ana kuralı anladıysan, özellikle formülü çok iyi anladıysan, ama formülü ezberlediysen anlamadan o formüle uygun bir çözüm yapıldığı zaman bu nereden çıktı diyorsun. Formülü anlamadın ya, sana ters geliyor. Ya da müteassıbane, ifratkarane onu savunmaya kalkıyorsun. Ne olursa olsun böyle de söylüyorsun. Hazmetmiyorsun. Zaten hazmedilmeyen bak, itikadi esasları hazmedilmeyen bir amel fırlatır. Dikkat edin. Yani çiğ çiğ kalır. Yani o bir taassubun sonucunda ifrat müfrütkarane buradaki de değil, nazariyat kısmında ısrara dönüşür. Dini nazariyattan ibaret bir hale gelecek şekilde uygulamaya başlar. Hazmetmediği için, mukallidane formülü uyguladığı için, neden böyle olduğunu anlamadığı için, formülü anlamadı çünkü. Yapmış olduğu çözümde öğrenciler bakarlar, niye böyle yaptın diye öyle olacaktır. Niye de öyle olacaktır. İnsanları dinin hakikatini görmekten, görmelerine mani olur. İyi dikkat etmek lazım. Zaruriyat eğitimi yapılmadan, zaruriyat tesis edilmeden nazariyata geçmek, nazariyatta ısrar etmek, taklide ve İslamiyet'e özellikle Allah'ın dininin hakikatinin görünmesine taklide sebep olur, Allah'ın dininin hakikatinin görünmesine engel olur. Onun için insanların neyin niçin yaptığını hazmetmeden böyle yapacaklarına karşı karşıya getirir. Müslümanlar acayip manyak adamlar da gösterir. Böyle pek
Yani peygamber böyle yapmıştı, burun dikine gider dedirtir. Yani peygamber öyle yaptı diye biz de yaparız ama sen peygamber anlayışının formülünü açık anlamadın ki. Resulün, onun için, Resulün neyin için yaptığını anlamayınca neler çıkar ortaya? İlle de mutlaka böyle yapılacak. Yok da böyle yapılacak, kavgaları başlar. Her zaman bu kavgalar üzerinde durulur. Zaruriyet hep ihmal eder. Bunun en güzel örneği nedir? Her Ramazan'da orucun ne demek olduğunu anlamak yerine ayı gördün mü görmedin mi kavgası yapılır. Bütün alem İslam'da. Savun nedir? Bilmiyor. Savunun mahiyeti ne? Bilmiyor. O eğitimini almamış. Neden oruç tuttuğunun farkında bile değil. Müslümanız biz oruç tutarız. Şimdi ayı gördün mü görmedin mi? Şu ülkeye, bu ülkeye. Kavga hep bakın zaruriyatta. Ne oldu? Müslüman deyince aklına ne gelir? Ramazan'da, Ramazan'ın başında hilali görüp görmediği hususunda kavga eden aptallar aklına gelir. Ama temeli yok ki. Anladınız mı bilmiyorum. İtikadi esasları tamamen tesis etmiş bir insanın böyle bir kavgaya girmemesi gerekir. Onu çözümlemesi gerekir. Selefi salihinin içtihadıyla onu çözümlemesi gerekir. Ben onu çözümünün ne olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü zaruriyatı hazmetmeyen insanlar yine bir çözüm verince o çözüm üzerinde kavga etmeye başlayacaklar. Anladınız mı? İçtihat yok. Sen önce ibadet ne demek onu bir öğren bakayım. Abid olmak ne demek onu bir öğren bakayım. Sonra mağbudum ne demek? Amel ahiret için yapıldığını, yani amelin mükafatı ahirette beklenir. Amelin kendisindeki ısrar değil, amelin içerisindeki huşunun önemli olduğunu bir anla bakayım. Ondan sonra o kuralları sen kendin bulursun. Selefi Salih'in kuralları sana yeter. Selefi Salih'in şu anda kurallarının yetmemesinin nedeni sen ibadetin ne olduğunu anlamadığında. Eğer böyle bir toplum olsa Selefi Salih'in kurallarından, onların çıkarttığı içtihatlardan şimdiki zamanın gerektirdiği yorumlamaları mı, düzeltmeleri mi, yani ne derler ona, modification. Modify etmeyi becerebilirsin ama zaruriyatı hazmetmeden yapamazsın. Önemli şeyler söylüyor. Çok önemli şeyler söylüyor. Önemli kurallar koyuyor. Zaruriyatı hazmetmemiş bir kimse. Bak. Kendinin abid olduğunu, aciz, fakir, şefkat, tefekkür esasına göre abid olduğunu tanımlamamış bir kimse. Tanımlayamamış bir kimse. Dünyada İslam'ın hakimiyetini kurmak isteyen bir kimse. Anlamadı bak. Bir şeyi anlamadan geçti. O kimse ile pratikteki sorunla konuşulmaz. Buradan o çıkıyor ikincisinden. Ha, gel sen dünyada niye yaşadığını bir tarif et. Sen kimsin bir tarif et. Sen oradan başlıyor. Sen kendini bir tarif et. Sen nedir? Bir tarif et. Ben mahlukum demeden ben Müslümanım diyen kimseyle hiçbir nazariyat meselesi konuşulmaz. İyi bir kadın, pratik. Değil. Evet, öyle anladım. İşte, mesaili içtihadiye nazariyat dediğimiz zaman. Ben mahlukum. Bunu tesis etmeyen bir insan, ben Müslümanım da demez. Zaten bunlar, biz Müslümanız derler. Öyle konuşma, genelleyip konuşurlar. Çünkü meseleyi zaruriyat hazmetmediği için kendini tarif edemez. Kendini bir toplumun içinde tarif edemez. Bu insan ne içtihadi bir meseleleri kendisine anlatılabilir, ne de böyle bir kafaya sahip olan kimse içtihad yapmak üzere Kur'an'a ve buradaki tabiriyle Resul'e ve Ulul Emre müracaat eder. Veya Resul'e müracaat ederek onun emri olmaya kalkar, müştehit olmaya kalkar. Dünyevileşmiş bir kafa, dünyevi olmada eğitim görmüş bir kafa, dünyeviliğin eğitiminden geçmiş bir anlayış, dedik ya kovasını kumla doldurmuş bir insan,
o kumu, kumla dolu kovayı kuyuya çek, indiriyor, sonra su çıkarttığını zannediyor. Kumu ıslatıp getiriyor, o kadar. Yalnızca dışında bir din ayet-i hadise dayandırmanın ve böylece de kendisini içtihat etti zannetmenin hayaliyle avutuyor. Kovan boş olacak. Kovanın boş olması için zaruriyat-ı diniyenin eğitiminden tahkiken geçmen gerekti. Hiçbir zaman özellikle bu bu kitaplarını okuduğumuzda bu kitapların eğitiminden geçmiş bir kimse hiç kimse ile nazariyat konusunda ihtilafa düşmez. Kimseye nazariyat konusunda bir şey söylemez. İyi dikkat edin. Tartışmaz. Sadece Nursi de tartışmıyor, kendi de tartışmıyor. Nazariyat konusunda. Nazariyat konusunda henüz daha gelmedik diyor. Zaruriyatı bitirmedik ki. Nazariyat konusuna gelelim. Mesela Kur'an'da şu kelime şöyle mi okunur, böyle mi okunur? Adam vahyin ne olduğunu bilmiyor. Vahye muhatap olmak ne demek bilmiyor. Allah'ın konuşması ne demek bilmiyor. Ne demek Allah'ın konuşması karşısında kulun muhatabiyeti bilmiyor. Bir kelimenin telaffuzu konusunda tartışıyor seninle. Haşa. Ya bu çelişkiyi gördün mü? Biraz olma ihtimali var. Siz bakın ama. Ne konuştun? Tam nerede demiştin? Efendim? Alo. Alo. Aleykümselam ve rahmetullah mağmursun. Nasılsın? Allah razı olsun. Buna iyi dikkat edin. Dikkat edin. Zaruriyatın tesis edilmemesinden kaynaklanan bir ihtilaf her yıl. Özellikle ben bundan çok rahatsız olduğum için kendi iç dünyamda hiç konuşmam o konuda. Her yıl zaruriyatın eksikliğinden kaynaklandığını açık bir şekilde gösteren bir ihtilaf her Ramazan'ın başında herkes kendi geleneğindeki Ramazan'ın başını kendi geldiği memleketin aldığı karara göre savunmasını yaptığını görürsün de. Dikkat edin, iştihat yok orada. Güya iştihat ediyor zannet. İyi dikkat edin. Yani milliyetçilik yapar. Ama bildiğin anlamda milliyetçilik yapar. Eğitimini almadığı için. Niye ibadet edip, yani tebellere oturmadan biz pratik meseleleri konuşmayız. Pratik meselelerde hiçbir zaman tartışmaya girmeyin. İhtihadi meselelerin tartışmasına girmek zaruriyatı ihmal etmek demektir. Zaruriyata dayanmadan o zaruriyata dayalı muamelatın kurallarını tartışmak demek. Ne kadar ters olduğunu usul hatası yaptığımızı anlıyor. Ama canım diyor hep bu. İnsan aklına bak, dünya birleştik ya. İnsan aklına. Ama pratikte ben ne yapacağımı öğrenmek istiyorum. Zaten 27. söz, 26. sözün devamı. Değil mi? 26. söz kader risalesiydi. Kader risalesinde Hicr suresiyle Yasin suresindeki ayetlerin tefsirini yaparak kader meselesinde efendim bir ihtiyarının ihtiyarımızı kullanacağı takdir-i ilahi var. Bu ikisinin arasındaki bağ anlatıldı. Şimdi insan pratikte hemen şöyle bir konuya birdenbire geliveriyor. Şimdi ben cüz-i ihtiyarımda seçtiğimden sorumluyum. O zaman neyi seçeceğime geliyor. İstihat isterse dur. Hangi? Söyle bana seçeceğimi der gibi. Yani dur diyor istihat isterse. Dur. Eğitimini tamamla. Şimdi birdenbire pratiğe pat diye düşme diyor. Dur.
Şimdi irade-i cüz'iyyeni seçeceksin ve sorumlusun. Anlaştık. Tamam, bunu anladın. Onun için panik yapmaya başlıyorsun diyor. Şimdi ben her seçtiğimde sorumluyum ya, irade-i cüz'iyyemle, o zaman hemen birdenbire zaruriyatı ihmal edip atlayıp, zaruriyatın eğitimini atlayıp, birdenbire pratikte kendini kaybedeceksin, koplanışacaksın. O zaman ne deriz biz ona? Formalite, kurallar delisi oluyor insan. Nedir? En ufak bir şey. Bu nasıl olacak, bu nasıl olacak? Ben burada sesimi yapıyorum ya, bunun sorumlusuyum diye. Sen o abd olmanın sorumlususun. Onun için zeyilde ne vurgusu yaptı? İyi dikkat et. Aç, fakr, şefkat, tefekkürle sonuçlanmalı senin eğitimin. Tabancı. Anlaşıldı mı 26. söz ile 27. söz arasındaki bağlantıda 27. söz 26. sözün sonucunu zehirle bağladı. Senin önemli olan aciz, fakir ve şefkat ve tefekkür sonucuna gelmen gerekir. Yani irade cüz'iyeni orada kullanman gerekir dedi ama pratikte biz bunu pek dinlemeyiz. Ne yaparız? Hemen ya ben seçtiklerimden sorumluyum ya. Bak ne seçeceğim diye kendimi kaybediyorum. Aciz fakirdir. Aciziyetim ve fakriyetimle yaşamam lazımmış eğitimi biter. Unutuveririz. Onu bu ihtimale binaen hemen arkasından İhtihat meselesi, yani nazariyat konusundaki yapılan nazariyat konusunda göstereceğimiz hassasiyete istikamet vermek üzere konuyu getirdi. Kendini kaybetme. Öyle bir asırdasın ki, öyle bir eğitimden geçtin ki, birincisinde anlattı ya, fırtınalar var, alanet fırtınaları var, münkerat zamanı var, bit'alar var. Adat-ı ecanibin, ecnebi adetlerinin Müslümanların hayatında, Müslüman, kendini Müslüman tarif eden ve gerçekten de Müslüman olan insanların hayatında hakimiyeti var. Adat-ı ecanibi kaldırın diyemezsin Müslümanlara. Şimdi diyebilir misin? Kafanı kırarlar. En ufak bir şeyle oyna bakayım onların. Yani batıdan getirdikleri, batı medeniyetinin Müslümanları empoze ettiği bir şeyi. Buna gerek yok, bu senin malın değil de bakayım diye. Nasıl kafana vururlar? Hemen onun kendi malı olduğuna dair iştihat çıkartmaya kalkanlar. O kadar dalalet içerisindeyiz ya. Fırtınaların içerisinde, dalaletin fırtınasına tabi olmuşuz. Pratikte iyi dikkat edin. Dikkat edelim, böyle bir zamanda hemen ben irade-i cüz'iyemle neleri tercih edeceğim diye birdenbire pratik hayata düşüp, pratik hayatta yalnızca görüntü üzerinde durur. Bak, aciz ve fakir üzerinde değil, ubudiyetin esası aciz, fakir, şefkat ve tefekkürdü. Hemen onları ihmal edip, ben eğitim yapar gibi, şunu nasıl yapacağım, bunu nasıl yapacağım demek, pratik. Selamünaleyküm. Selam söyle. O kadar çok değil mi? Emin mi? Bak, eğer yemezlerse geri getirebilir. Söyle. Belki temizlerse, yemezlerse geri getirebilir. O kadar yemezler tahmin ediyorum. Geri de getiremezler utanırlar. Adat-ı ezani çok istila ettiği için. Belki başka komşuları veremez.
veremezler. Adat-ı ecanip öyle bir sınır koymuş ki veremezler. Verebilir misin? Çok zor. İsteyen olursa. Yani biz vazifemizi yapacağız. Mesele o değil. İyi dikkat edin. İyi dikkat edin. Böyle bir devirde hep ben sana diyorum ya, insanların dünyalarının pratik problemlerinin çözümü için uğraştığında yanlış olur. Çünkü insanların ana problemi neydi? Zahriyat diye terk edilmiş, sarsılıyor. Karışmıyor. Zahriyat-ı diniyeye davet ediyor. Zahriyat-ı diniyenin tahkimi için, muhkemleştirilmesi, sağlamlaştırılması için imkanların varsa ona kullan. Onu diyor. Onun dışında emek sarf etmek vurgu kayması, fokus kaymasına neden oluyor. Onun için kuklalaşıyoruz. Onun için kader-i ilahi sürekli git vazifene yap, tokadı vuruyor alem-i İslam'a dikkat edin. Vazifeni yap. Ana vazifeni ihmal ettin. Ana vazifeni ihmal ettin. Bir de tokat. Şeylerle uğraşmak insanla şöyle. Evet. Çünkü kendini dindar gösteriyor ya, ben en iyice meselede bile dikkat eden dindarım, aciz ve fakir esasını tam zıttı. O eğitimden geçmeyince. Ama aciz ve fakir şefkat, tefekkür oldu. Tarik'in ana umdeleri, ana prensipleri bunlar dedi ya. Bu prensiplerin eğitiminden geçen kimse kendini boşlukta hissetmiyor. Ya şimdi ben ne yapacağım ya? Sorusunun cevabını Selefi Salihinin ikincisinde. Selefi Salihinin bütün zamanların hacatına dar gelmeyen efkarları içinde bulabiliyor. Eğer birisi bulamıyorsa, dikkat edin, buna çok dikkat edin. Eğer Selefi Salihinin efkarları içerisinde bütün zamanlara kafi gelen ihtiyacı karşılayacak Selefi Salihinin efkarı içinde cevap bulamıyorsa, demek ki hala kaymadan dolayı problem var. Ama canım bak işte şöyle pratik bir durum var. Anladınız mı? Bunu ben ne yapacağımı bilmiyorum. Hadislere bir bakayım dediğine de kaybettim. Fokus kayması yaptı. Sen Selefi Salihini içtihadı içerisinde ihtiyacına cevap bulamadıysan meseleyi hala anlamadın. Bilmem bu konuya hiç dikkat ettiniz mi? Ben canım çok işte farzı var, vacibi var, listeler yapılmış. Selefi Salihinin içtihadına dikkat et. Dikkat et. O senin yiğitliğin, senin kafan o. O senin kafan o. Canım işte bilmiyorum ya falan. Senin kafan o. Hala zaruriyat-ı diniyenin eğitiminden, eğitimini tamamlamamış bir kafa yeni sorunların cevabını arama teşebbüsünde bulunur. Zamanın şartlarını da kaçırır. Neyse. İyi dikkat edin. Mesela Salih Hüseyin'in böyle bir derdi yoktu. Peki kurasız mı yaşadı? Selefi Salihinin bütün zamanların hacatına dar gelmeyen efkarı içinde cevabını buluyordu. Bilmiyorum, buna pratik bir örnek çok. Pratik bir örnek hep aklıma geliyor. Çözümü tamamen halletmiş. Ama onu söylesen bir de iştihat meselesine girmiş olur. Yani söylemekten korkuyorum. Ama prensip olarak açık ve net bir şekilde belli. Eğer zaruriyat-ı diniyenin eğitimini tamamladıysan Selefi Salihinin, tekrar tekrar bunu söylüyorum, bütün zamanların ihtiyacına dar gelmeyen efkarı içinde cevabını bulursun ve Allah'ın iradesine tabi olacak şekilde irade-i cüz'iyeni kullanarak pratikte yaşarsın. Yaşarsın ama zaruriyat-ı diniyen eğitimini tamamlaman lazım. Yaşayamıyorsan
zariyatı dini yerine yetimini tamamlamak da eksiği kalmadı. Var demektir. İyi dikkat edin. Kader Risalesi'nden sonra İstihat Risalesi'nin gelmesi çok önemli. Hiç tevafuk var. Onu oraya, onu da oraya koyalım diye. İnsan zaten hemen hissediyor. İrade-i cüz'iyemi kullanacağım. O zaman nasıl kullanacağım? Hemen pratikte ne yapacağım sorusuna dönüveriyor. Pratikte bana ne yapacağım söyle. Sahibesi diyor ki, pratikte senin yapacağın acı riyetini anlamak. Fakr riyetini anlamak. Şefkat ile muamele etmek demek. Tefekkür yapacaksın. Dikkat et. Ama benim sorunlarım var. Selefi Salih'in içtihadatı sana kafi gelir bu devirde. Dikkat et. İçtihat kapısı açık ama senin girmeye tahammülün yok. Hazır değil. Ne sen ne de toplum olarak. Alem-i İslam. Hazır değil. Birincisinde anlattı neden hazır olmadığını. Fırtınaların etkisi altında kalmış. Arabaya benzin koymalar, arabayı süsleyip yürütmeyin. O ya temelleri atmadan öyle diye. Yani bir bütün pratikteki meseleler, nazariyat meseleleri aslında ancak itikadi esasların anlaşıldığı kadar, hazmedildiği kadar anlam ifade eder. Sizin ibadetiniz, ubudiyetinizi anladığımız kadar anlam ifade eder. Abdiyeti, ben ubudiyeti anlama, ubudiyeti fark etmek demek az, fakr, şefkat, tefekkürü yaşamak demektir. Bunu anlamadıysan, pratikte sana verilen temeller sağlam değil. Temeli olmayan bir binanın tezyinatıyla meşgul olmak gibi oluyor. Yıkılacak. Yıkılacak. Dikkat edin. Bir yerde olmadı denecek. Çünkü ama canım diyor. Müslümanlar rezil oldu diyor. Çünkü daha İhtiyat Risalesi'nde girişte konuştuğumuz mesele var ya. Kuvvetli olmak lazım. Demiş bir defa. Koymuş Kur'an. Şimdi Müslümanların kuvvetli olması için ne yapacağım diye iştihara başlıyor girmeye. Kuvvetli olmak lazım nereden geldi? Dalaletin istilası dediğimiz bu. Bu kişiye sen kuvvetli olmak lazım kuralını kaldırtmadan haklı olmak lazım. Kuvvetli değil diye anlatmadan bu kişinin yapacağı tüm tercihler boşunadır. Mesleğinde eğitim olmuş. Vahye dayanmayan medeniyetlerin prensiplerini kendine rehber edilmiş önce. Ondan sonra diyor ki Müslümanlar nasıl kuvvetli olur bir bakalım diyor. Onun diyor prensiplerini bir belirleyelim bakalım diyor. Müslüman kuvvetli olması için ne gerekir? Ayete öyle bakıyor, hadise öyle bakıyor. Tabii evet. Kendine göre yorumluyor. Bir ağaç buldum. Bu ağacı nasıl bir çift meyve versin? Ama o ağaç belki başka bir çift meyve vermeyecek zaten. Haberdin meyve. Sen fikir verme bak. Allah verecek zaten. Bu ne niyet olur, kaderden niyet irade için. Niye illa Allah'tan kendi erkeklik gibi? Sen dışarıdan geleceksin onları. Müslümanları şöyle şöyle yapacak. Böyle, o zaman adaleti de... Yukarıdan inmeli. Onun için hani çok yaygın bir terim var ya, şeriatı getirmek gibi. Yani işte bu hata ondan geliyor. Yani sen şeriatın tarifini yaptın daha önce de. Yani Kur'an'ı tarif ettiği bir yerde söyledi ya, şeriatın hakikati, Kur'an'ın hikmeti, hakikat ilminin ta kendisidir diye. Şeriatı getirmek dışarıdan kural getirmek. Bir topluma kural empoze etmek. Bu hakikat ilminin yani Kur'an'ın hakikatının
özüne aykırı. Dışarıdan Kur'an getirip bir topluma empoze etmek. Kur'an'ın eğitim tarzına tamamen aykırı. Neden böyle bir çelişkiye düşüyor? Zaruriyat-ı diniyede, esasat-ı imaniyede eğitimini tamamlamayan bir kimsenin takmiden veya inkar edememenin sonucunda inanmanın getirdiği bir yanlışlıktır. Tasdik etmenin değil itikadi esasları. Ya inkar edemeyiz ya tasdik ederiz. İnkar edemediğimiz için kabul edersek güzel bir başlangıçtır. Tamam, inkar edilmez bir gerçek var ortada. Hadi bunun bir eğitimine girelim demesi lazım. Eğitimine girmeden inkar etmemeyi tasdik etmek, zannetmek gibi çok önemli bir hata yaşıyoruz. Bu devirde alem-i İslam. Ve buradan kaynaklanıyor. Ben düşünüyorum. Hatalar buradan geliyor. İnkar edememeyi tasdik etmek, zannetmekten kaynaklanıyor. Tasdik özel teşebbüs istiyor. İrade-i cüz'iyemizi orada kullanacağız. Yani irade-i cüz'iyemizi zaruriyat-ı diniyenin terbiyesinde kullanacağız. Ne zamana kadar diye sorma. Sen zaten bilirsin onun ne zamana kadar olduğunu. Bir iman tahkiki olduğu oranda nazariyat meselelerini çözersin. Ama bir bilgi kalıyor geriye. Çünkü iman bilgi değil. İman tasdiktir. İman bilgi değil. Zaruriyat meselesi bilgi cinsinden kalıyor. Ama neye göre? Tasdikine göre anlam kazanıyor. Önemli meseleler. Çok çok detaylı konuşmak lazım. Çok analiz etmek lazım. Ben çok güzel prensipler var ama bu prensiplerin ince anlaşılması lazım. Peki. Oh, vakit geçti. 8'e seyrek geçiyor. 3'ünde kalalım. Onun için Selefi Salihinin bütün zamanların hacatına dar gelmeyen efkarlarını bırakıp heveskerane neye? Bak ben dini uyguluyorum. Heveskerane yeni içtihatlar yapmak bit'akerane bir kelime çok ağır. Ziyanettir. Bak. İçtihat yapmak hıyanettir diyor. Yeni içtihatlar yapmak bu devirde zaruriyatı tamamlanmamış, eğitimini tamamlamamış bir yerde. Hiç yani insan korkuyor. Zaten insan herkes düşünün bir bu nazariyat kısmında bir tartışmaya girmekten korkmuyor musun? Hiç konuşmuyor. Kelime çok ağır. Niye hıyanettir? Ya ikrar edecek, ya reddedecek. Neyi? Yapılan işte. Ya. Allah'ın senin benim yaratıcımın benim fıtratıma en uygun gönderdiği dinini hakkını vermeden o dinin dengesini bozacak bir şekilde teşebbüsten dolayı dinin hukukuna tecavüzdür. Allah'ın dininin hukukuna tecavüzdür. Onun için bu yeni içtihat meseleleri üzerinde konuşmak bid'akarane bir hıyanettir. Hiç ağzını açmayacağız. Hiç tartışmaya girmeyeceğiz. Kendin ne uyguluyorsan kendine ait kalacak. Hiç konuşmayacaksın. Konuştuğun her yerde zaruriyatın hakkaniyetini anlatacak kelimeler bulacaksın. Konular bulacaksın. Mesaili içtihadiyeden özellikle bu devirdeki insanların heveskaranı var ya. Hadi bakayım şimdi Müslümanlar ne yapacak bilmiyoruz ki. Herkes ne de atı alan Üsküdar'ı geçti kardeşim. Piyasa istila oldu. Müslümanlar oturduğu yerde duracak mı hala? Bak. Konuya bak ya kardeşim. Sen kimsin? Sen kendini bana tarif et. Dünya nedir? Varlık nedir? Sen
Ben anla bakayım da Kur'an'ın 6300-400 ayeti bundan bahsediyor. Ya mürriyetinden bir geç bakayım mı yoksa mahvedeceksin ortalığı. Hıyanet edeceksin. Zaten o türlü hıyanetin. Zaten o türlü işte hıyanetin görüyorsun. Ya. Müslümanların kavgalarının ne hangi alanda olduğuna bakın. İmani eğitimin yoksunluğu besbelli. Evet, bismillah. Bid'akarane bir hıyanettir. Dikkat edin. Çok dikkat etmek lazım. Bu kelimeler boşuna söylenilmiş kelimeler değil. Bize dikkatimizi çekiyor böyle. Ağır bir kelime kullanarak. Aman fokus kaymasını yapmayın. Vazifenizi yanlış yerde kullanmayın. İmani esasların tesisinden başka bir meseleyle meşgul olunca insan bu fokus kaymasını yaşıyor. Problemler arkasına gelir. Kavga üstüne kavga. Otur mesela bir yerde Allah'ı anlatan, ahireti anlatan bir ayeti konuş. Bakarsın Müslümanlar sıkılmaya başlar. Ama otur, bayram hangi gündür diye herkes haber getirir sana. Suriye'de şöyle olmuş, Suriye arasında böyle olmuş, İranlılar böyle yapmış, Pakistanlılar böyle, onlar böyle. Herkes konuşur. Futbol maçında bahseder gibi. Herkes katılır. İmani meseleye geldiğinde esnemeye başlarlar. Anlıyor musun değil mi? Nefis nerede böyle pay buluyor kendini. Bir konuş bakayım bir şu helal mıdır haram mıdır diye. Herkes katılır. Herkes. Ne helal ne haram ne bunlarla uğraşıyorsun kardeşim. Boşver işine bak diyen Müslümanlar içine çıkmaz neredeyse. Aynı Müslümana imani bir meselenin terbiyesi için şu ayet bana ne diyor diye bir sor bakayım ne. Yani biz Müslümanız, biz dinlenmiyoruz. Vahiy ne demek? Allah'ın konuşması ne demek istiyorsun? Tutarım. Biz inanıyoruz. Biz Müslümanız kardeşim. Sen ne zannediyorsun? He, bizi sen kafir zannettin. Dikkat et. İnanmıyor mu zannediyorsun bizi? Ben bunu biliyorum. Ben. Bu Kur'an Allah'ın kitabı. Bizim mukaddes kitabımız var. İndik dedi. Hemen kaçırır orada. Bizim dinimizin mukaddes kitabı. Bizim dinimizin mukaddes kitabı. Bak bunlar kadar saçma bir tarih. Kur'an için. Dikkat edin. Hiç eğitim almadığını, Kur'an'ın eğitiminden hiç geçmediği, dolayısıyla zaruriyatın nasıl ihmal edildiğini, terk edildiğini ve sarsıldığını görürsün zaruriyatın. Yani itikad mesela. Ben çok uzattım ama çok bana önemli geldi. Hıyanet kelimesi beni korkuttu aslında. Bilerek söylüyor. Yani yazar, rahimahullah, bilerek konuşuyor. Hıyanettir, dikkat edin diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum. Elhamdülillahi rabbil alemin.